Elazığ'da sivil toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Elazığ Filistin'e destek için bir araya geldi. Cuma namazı sonrasında İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza belediye başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanı Mesut Turan, İsrail'in zulümlerini kınadıklarını söyledi. 100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı demeden habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, pazartesi günü pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Turan, hiçbir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail hamillerini, Amerika ve Avrupa'yı lanetlediklerini söyledi. Günlerdir ölüm olup Gazze'nin üstüne bombalar yağdıran küçük bir toprak parçasında 2 milyona aşkın insanı evsiz, yurtsuz, barksız bırakan, su, elektrik gibi can damarlarını kesen, hiçbir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail'i, hamilerini, Amerika ve Avrupa'yı lanetlemek için buradayız. Sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon yalnız İsrail'e değil, dünya zalimlerine de verilmiş olan bir cevaptır. Dünyayı zulüm kulelerinden tahakküm ile yöneten kafirlere karşı bir avuç mücahit bir kere daha arzın yegane ve mutlak sahibinin Cenab-ı Allah olduğunu hatırlatmış, delinemez, geçilemez sanılan ne varsa hepsini yıkmış, yırtmış, parçalamış, milyarlarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi ise yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. İsrail'in başkenti ne Kudüs ne de Tel Aviv'dir. İsrail'in başkenti cehennemin dibidir. Ey Allah'ın lanetlediği kavim, ey İsrail! Ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Filistin'i bizden koparamayacaksınız. Namazın ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Mescid-i Aksa, Kudüs yıllardır, bir asırdır zalimlerin elinde. Zalim İsrail, Siyonist İsrail, orada mümin kardeşlerimize eşi benzeri görülmediği zulümler icra etmekte. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden önüne gelen Müslümanı öldürmekte, Müslüman kardeşlerimizi evlerinden, barklarından kovmakta, camilerimizi, mescitlerimizi yok etmekte, kardeşlerimizi açlığa ve susuzluğa mahkum bırakmakta, sen bütün bu zulümleri icra eden İsrail zalimini kahreyle ya Rabbi.